Sadece Elazığ değil. Ben görüyorum ki, yıllardır da söylüyorum ki madem de bu memleketin, bu Türkiye'nin üvey evlatlarından bir tanesi. Nereden biliyorum? Yıllar önce buraya geldiğimde buranın 20-25 bin nüfuslu bir il, büyük bir ilçe olduğunu görmüştüm. Ve büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Her geçen gün, her geçen yıl giderek küçülüyor, dükkanlar kapanıyor, insanlar buralardan göç ediyor. Artık maden diye bir ilçe bu gidişle yakında kalmayacak. Sizler de bunun farkındasınız. Lütfen artık uyanalım. Mevcut AKP iktidarının Türkiye'yi 12 yılda nereden nereye getirdiğini hepimiz gördük. Ekonomik açıdan Türkiye battı. Emekli çöktü. İşçi bitti. Dükkanlar kapandı. Esnaf kemer kapattı. Memur yılda %2'lik üçlük zamla idare etmeye çalışıyor. Hepimiz perişan durumdayız. Ben şunu söylüyorum. Bu iktidar diyor ki biz ekonomik olarak çok iyiyiz. Kardeşim ekonomik olarak iyiysen asgari ücretin halen daha niye 800 lira? Utanmıyor musun çocukların evinden milyon dolarlar çıkarken asgari ücretli işçiye 800 lira vermeye? Şu anda maden çok şanslı. Çünkü Elazığ'taki olduğu gibi maden de çok şanslı. Neden? Biz çalmamaya geliyoruz. İnsanlarımıza hizmet etmeye geliyoruz. İnsanlarımızın sorunları bizim sorunumuz. Çünkü onlarla beraber biz yaşamalıyız. Ben öyle tahmin ediyorum ki Osman kardeşim de düşündüğümün aynısını düşünüyor. Diyor ki beni cennete benim oğlum götürmez. Beni maden halkı götürür. Vereceğim hizmetle. Onun için sayın kardeşim Osman Bey'e sahip çıkın. Ve zaten yıllardır sizi hep kandırdılar. Lütfen bundan sonra da kandırmasınlar. Eskiden Cumhuriyet Halk Partisi döneminde buralar dolar taşardı. Bakıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesinde işe girmiş. Çalışmış, evine iş ve aş götürmüş.